Ekranların yol gösteren gezi programı rehbere hoş geldiniz. Ben Mert Savaş, Hüseyin abiyle beraber sizlerden gelen isteğe laf aramızda azıcık baskıya dayanamadık ve rotamızı Karadeniz'e çevirdik. Eğer önce sağlığımız, sonra hava müsaade ederse uzunca bir süre rehberde TV2 ekranlarında Karadeniz turumuzu izleyeceksiniz. Ve Karadeniz turumuzun ilk durağı içinde rotamızı Trabzon Uzungöl'e çevirdik. Çok görüntülerimiz var. Birbirinden farklı noktadan doğaya doyacağınız, keyifle izleyeceğiniz, hepsinden önemli, her bütçeye uygun Uzungöl seyahati yapabilmeniz için araştırmalarımız olacak. Uzungöl'de her şey çok mu pahalı? Ben hepsini soracağım. Gelecek cevaplarında samimiyetine inanıyorum. Ha, beni kandıran çıkarsa o da inanın benlik bir şey değil. Uzungöl şöyle bir gelsin ekrana. Hatta drone görüntülerimizi de verelim. Uzun uzun Uzungöl'ü verelim. Benim Uzungöl'le tanışmam bundan 25 yıl 30 yıl öncesiydi. Hani zaman makinesi içerisinde geçmişe bir yolculuk yapma şansım olsaydı ve günümüze gelseydim ben Uzungöl'ü tanıyamazdım. O arada hiç görmemiş olsaydım. Şimdi Uzungöl'de buradan göremiyoruz ama görüntülerde var. Bir sembol camisi vardır Uzungöl'ün, Uzungöl denilince. O caminin etrafında yemyeşil ormanlar, tek tükte pansiyonlar vardı. Bugün artık Uzungöl sadece Karadeniz'in, Trabzon'un değil, ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri. Her sene çok tartışılan, hakkında çok yorumlar yapılan, kimileri tarafından yerden yere vurulan bir turizm merkezi oldu Uzungöl. Ama sabah çıktık kaldığımız otelden, yürüyüşümüzü yaptık. İnanın ne olursa olsun, hangi mevsim olursa olsun şu güzellik, özellikle şu güzellik diyorum tam karşı Hüseyin abi, daha oralara binalar gelmemiş, insana huzur veriyor. Ha, turizme elbette karşı değiliz. Turizm bacasız sanayi, ülkemize döviz getiriyor. Ama fiyat politikaları sadece yabancılar için değil, gezmeyi seven yerli misafirler için de çok önemli olduğundan en iyi konu bu konuyu araştıracağız. Bol görüntü Uzungöl görüntüsü eşliğinde. Nedir bu? Neresidir bu Uzungöl? Uzungöl Trabzon Çaykara'ya bağlı, aslında bir heyelan gölüdür. Haldiz'in vadisinde, yine Haldiz'in akarsuyunun zaman içerisinde vadiyi kayalarla kapatması sonucu ortaya çıkmış bir göl. İlk ortaya çıkışı 2 kilometre, sonra ülkede her şeyin fiyatı artıyor ama göl aşağı inmiş. 1 kilometreye, genişliği de en geniş yerde 500 metre. Burada yürüyüş yapılır. Çok güzel konaklanılır. Turlar yapılır. Denk gelirse kemençe ile horon tepilir. Muhlama yenir. Aşağıya gitmeye üşenirseniz çok güzel hediyelik ya da evinizde kullanmak üzere bıçak alınır. Onun dışında ne yapılır Hüseyin abi? Bir şeyler daha vardı. Rafting burada değil. Rafting ATV. Haftaya gideceğiz. Daha Ayder'de. ATV. Onu söyledik. ATV turları da var. Şimdi güzel bir klip ekrana gelsin. Uzungöl'ü şöyle bir doya doya o ekranlarda görelim. Sonra neler yapılır? Ne yenir, ne içilir, nerede kalınır? Cebimizden kaç lira çıkar? Tüm bu soruların cevabını bulacağız. Ama klipten sonra yanımda genç bir kardeşim olacak. Buraya gelen misafirlere çok güzel bir hizmet veriyor. Bakalım pahalı mı ucuz mu? O hizmetten de buraya gelince paranız varsa faydalanın derim. Ne mi yapıyor? Klip ekrana gelsin. Rehber Uzungöl'de başladı, iyi seyirler. Sonra sohbete devam edelim. Emre kardeşimle açılış anonsunu yaptığım yerde karşılaştım. Ürdün'de doğdu, Trabzonlu oldu diyebilir miyiz? Nasılsın Emre? İyidir, sağ olun. Siz nasılsınız? Ya sen nasıl Ürdünlüsün? Bir yarı Arap yarı Türk olarak adlandırıyorlar beni. Ya ama yani, bak şive çok değişik. Yani olabilir. Arapça'da konuşsa sorunda da deme ihtimali var. Oluyor mu? Olabilir. Olabilir. Mümkündür. Mümkündür. Hayırdır ya, nasıl Ürdün, Trabzon, Uzungöl, Samsun? Hayırdır sen ya? Şimdi şöyle bir ajan şey. Mısın elinde kamera? Ajan mısın? Ve tüm jandarmaları tanıyoruz ha burada. Uçuş iznim var mı? Tabii ki. Olur mu bir şey?
Genelde kaymakamlıktan alınıyor bu arada. İHA'dan değildi. Artık zorlaştırdığı için bu süreci bizi İHA. Abi hayatımda ilk defa Karadeniz şivesiyle konuşan Ürdünlü görüyorum ha, bak yemin ediyorum. Trabzon'da her şey mümkün. Evet. Allah'a ne şükür, okuyorsun? Üç dilim olduğu için sinema televizyon okuyorum. Hangi üç dilim var? Arapça, İngilizce ve Türkçe. Tamam, kalan İngilizce devam edelim. Bizi çünkü yurt dışından da İngilizler de çok izliyormuş. That's possible. So let's try in English please. Adam kültür abidesi. Evet, adam kültür. Kardeşim ne okuyorsun burada? Radyo televizyon. Sinema televizyon okuyorum. Burada ne iş yapıyorsun? İşte turistleri drone'la çekilmek ve ömür boyu o videoyu hatırlamak ama hatırlatmak amacı cına göre bir video klibi yapıyoruz onlara. Yani illa burada değil. Bir de balaylarına gelen insanlara. Ya niye yukarı olan... baktın? Balayına mı geldiniz? Yok, kardeşi. Kardeş ol. Hey! Senin sen bak yaz reçeteni. İki, her sabah iki öğün mıhlama. Kışın bol hamsi, biraz daha çalışması lazım. Bak yanlış teşhislerde bulunuyorsun. Olabilir, olabilir. Gelin eksik, bir, hamsi bakayım bir. Hamsi eksikliği var sende. 3 aydır yememişsin. Doğrudur, doğrudur. Güzel kardeşim, böyle yolda geziyorsun. Evet. Böyle uzaktan bakıyorsun bak şöyle. Anlıyor musun ha bunlar çektirir ya da çektirmez? Anlarım artık. Bir kaç liraya çekiyorsun? Yani 300 TL oluyor da genelde işte sen indirilmiş. Dolara gel dolara. 10 dolardan aşağı sen hayatta bu kamerayı kaldırmazsın havaya. Doğru da artık Türkler ve burada Uzungöl'deki durumu ve ben onlara çekmekle. Güzel. Zevkle çektiğim için genelde tebrik ne kadar ediyorum. İsterlerse de çekiyorum genelde. Bak tebrik ediyorum. Çok güzel bir sektör bulmuşsun. Evet, her gün olsun. Mutlaka müşterim var değil mi? Allah şükürler olsun. Bak, kendim buluyorum genelde. Bak, adam onlara, insanlara bir örneğini izletip o şekilde çekiyorum insanları. Bak, bizim gençler ne diyor? İş yok. Bak kafayı kullanırsan turizmde her yerde iş var. Turizmde her yerde iş var. Bak pırıl pırıl. Hem üniversite öğrencisi hem ekmeğini çıkartıyor. Bana dedi abi sana da beleş çekeceğim. Tabii. Demedin mi? Doğrudur. Doğrudur. Öyle ben sinirlenince Cüneyt Arkın vardı rahmetli biliyor musun? Öyle mi? Bir buradan atlasın. Ben sinirlenince Tarık Akkan gibi dururum ama sinirlenince Cüneyt Arkın'a benzerim. Şimdi sen bize bak şimdi evet. Biz böyle sohbet ediyormuş gibi bana drone'ları da çek tamam mı? Tabii sana zahmet. Aha. Sonra bizim kanaldan soruyorlar. İzin veriyor musun yayında kullanılmasına? Tabii ki her zaman. Teşekkür ediyorum bir kardeşim. Bir de profesyonelce çektiğim Uzungöl'de klip var. Onları da ver bana. Aynen. Drone'la görebileceğiniz en güzel drone çekimi. Abi inanılmaz ya. Komik değil mi ama bak. Arapçayla baş yani Arapçalı Karadeniz aksanı. Google'da bulamazsın yani. Bak Google'da bulamazsın bunu. Biraz İngilizce serpiştirdim. Araya da İngilizce serpiştirdim. Emrah uçur bakayım. Haydi. Baba Haydi'yi de öğrenmiş diyor. Haydi ya. Ondan sonra biz de çevreyi gezelim. Hop. Çocuk elde o zaman etrafınızı gelsin. Ben şöyle bir durayım, artistik yok. Poz vereyim. Aynen, bir de oraya bakın. Nereye? Böyle bakın. Mi bakayım, yok, dönüp mü bakayım? Böyle bakın, drone sizin etrafınıza dönecek. Dönsün bakalım. Ben Uzungöl programını yapmaya karar verdiğimde, daha doğrusu beraber karar verdik. Kimle? Engin Akyüz kardeşimle. Dedim ki sevgili Engin, beni dedim öyle yerlere götür ki hani seyirci televizyonun karşısına geçip de Uzungöl ifadesini gördüğü zaman hani o doğayı görsün, o manzarayı görsün. Özellikle turlar çok geliyor. İşte benim de arkadaşım geçtiğimiz aylarda, hatta bir ay önce Karadeniz turundaydı. Ben fotoğraflarını attım. Bulunduğum noktanın dedi ki bizi böyle bir yere götürmediler. Aslında biz birazcık da şunu yapıyoruz. Hani klasik programın dışında böyle insanların gelip oturacağı, farklı yerler göreceği, farklı manzaralar göreceği yerleri de seçmeye özen gösteriyoruz. Galomat, güzel göz demekmiş Rumca'da. Murat kardeşim merhaba. Hoş geldiniz Mert Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Bir şey çok mu yüksek fiyatlarınız? Yani şu mantıkla mısınız? Ya nasıl olsa Uzungöl'e bir kere geliyor. Bir daha gelmese de olur. Biz hazır bulmuşken yazalım gitsin. Abi hiç öyle bir şey düşünmedim. Hani ben bir yaklaşık 2012'den beri buradayım. Samimiyetine dayanarak soruyorum. Evet estağfurullah. Onun yanına sıkıntı herkes yok. Herkes bunu merak ediyor bu soruların cevabını. 2012'den beri buradayız abi. Yani çok şükür hala işletmemiz devam ediyor yoğun bir şekilde. Yani bu günlük bakmamak lazım buna.
Yani ömür boyu burada bu nimet var. Burası bir turizm alanı, bir köy, bir mahalle. Burada çok güzel manzaramız var. Burada bak güzel altyapı yapılmış, direkler yenilenmiş. Ama buradan iletişim kurmaktansa hani belediyenin, seçilmişin burada bir tane yetkilisi olsa, çat kapı gitsem derdini anlatsan belki beş şeyler daha hızlı çözülür. Keşke. Keşke. Yani burada eski Uzungöl Belediyesi'nin binası var zaten. Burada bir küçük bir oda da olsa buradaki vatandaşların çok rahat işini görür. Abi misafirin de işini görür. Yani ben bir sıkıntı yaşadım, bir şeyi eksik gördüm, bir yerde menü görmedim. Kime şikayet edeceğim? Hatta bizim Engin çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki belli de numaralar koyarsın, şikayet attı. Onu aynen oraya yazarsın. Çünkü bakın gerçekten yani Bodrum çok eleştirildi, gittik gördük. Uzungöl çok eleştiriliyor, geldik gördük. Aydere gideceğiz. Ya buralar ülkemizin değerleri. Şimdi abi bu klasik kahvaltındır. Doğrudur. Şimdi bak baba ben ne söyleyeyim sana. Hani burada beni peynir, domates, salam, salatalık, zeytin ilgilendirmiyor. Beni ne ilgilendiriyor biliyor musun? Turşu kavurma. Evet. Bu? Kuymak. Bu? Mıhlama. Bu ikisi beni çok ilgilendiriyor. Bir de sarma. Evet. Klasik kahvaltıda ikisinden biri mi var, ikisi de var mı? Bu müşteriye bağlı. Müşterinin seçeceği ürünlere bağlı. Her şey müşteriye bağlı. Peki. Kim ne istiyorsa onu alıyor. Sevgili Murat'ım, muhlamayla kuymak arasında fark var mıdır? Kuymak, mısır unu, peynir, tereyağından yapılıyor. Muhlama ise sadece peynir eritmesi. Peynir sürmesi derler buna. Tereyağı yok bunda. Bunda da tereyağı var. Tereyağsız zaten tereyağı. Yemek yok. Peki tereyağı. Hepsinde tereyağı var. Bu tereyağı mıdır? Evet. Özel yemeklerde, her yerde kullandığımız tek yağ. Bu yani orijinal Trabzon tereyağı mıdır? Doğrudur. Beşikdüzü tereyağı. Doğru söylüyor, kokuyu aldım. Peki kahvaltıda bunlar bitti mi gelir mi yoksa bu kadar? Takviye istiyorsanız hemen gelir. Ekstra ücreti var mı? Hayır. Takviye yapılıyor sadece. Bunu kim yapar? Bunu annem yapıyor. Maşallah ya. Sarmayı da annem yapıyor. Maşallah ya. Eyvallah. Direkt değil mi ya? Allah uzun ömür versin. Amin cümlemizin. Paralar hepimizin tacı ya. Eyvallah. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Ben şimdi buraya misafir olarak gelsem... Senden bir tek ne isterim biliyor musun? Ya muhlama ya kuymak, yanında çay bir de turşu kavurma. Bitti. Sadece onları da isteyene bunları vermeden servis olarak veriyor musun? Tabii ki. Burada her şey müşteriye bağlı. Müşteri ne istiyorsa onu veriyoruz. Bak bugün 8 Eylül 2024 pazar, doğru mu? Doğrudur. İki kişilik kahvaltı kaç lira? 800 liradan başlıyor. Alacakları sıcaklara göre değişiyor. Peki ben geldim. Ya buradayım abi. Ben yeşil zeytini, ezmeyi, peyniri, zeytini her yerde yerim. Ben dedim ki ben oturdum. Muhlama ya da kuymak istiyorum. Tabii. Kaç lira vereceğim? Muhlama ve kuymağın fiyatları 250 lira. 250 lira? 200. 200 lira. Evet. Bunu söyledim. Yanına ekmek. Bana şöyle bakar mısın yani? Niye bir tek bunu söyledim? Bu az. Yanında başka bir şey de söylemedim. Hayır abi. Ha bak ben bunları soracağım. Sosyal medyadan gelen yorumlara göre konuşuyorum tabii şu ki, anda. Tabii ki de. Öyle bir şey soramayız zaten. Çünkü müşteri ne istiyorsa onu yiyecek. Geldim 250 liraya bunu yedim. Dayatma yapamam ki. Peki bunun 200 lira. 200 lira. Evet. Bunun dışında burada kahvaltının dışında neler veriyorsun? Izgara çeşitlerimiz var. Tatlı çeşitlerimiz var. Artı barista kahve çeşitlerimiz var. Şey çok eleştirilen konulardan biri kuş bakışı. Kuş bakışı görüntüsü. Hani diyorlar ya şimdi Uzungöl eski Uzungöl değil, doğru değil. Ama bir de şöyle bir gerçek var şimdi. Hiçbir şey olmadığı zaman da bu sefer de diyorlar ki Uzungöl'e geldik bir çay içecek yer bulamadık. Yok, alakası yok. Yani burada çay her yerde bulabilirsin. Bu gördüğünüz ormanlık alan ormanın arazisine bağlı. Oralar dolmaz inşallah. Günün böyle... suyu da bitmez. Su bitmez ya. Su bitmez. Bir HES yapılmadıktan sonra su bitmez. İşler nasıl kardeşim? Çok şükür. Allah bu günlerimizi arattırmasın. Şimdi açılış anonsunu yaptık Hüseyin abi. Kahvaltı bahane benim için. Mıhlamayla kuymak çekmek için geldim. Bir de bu güzel manzarayı. Güzel göz müydü burası? İyi göz. İyi gözden göstermeye geldim. Yani Uzungöl'e iyi bir gözle bakabilirsiniz anlamında kullandık onu. İyi bakan iyi görür. Yani. Eyvallah teşekkür ederiz. Ya bu saatten sonra iyi bakmak lazım. Aynen. Fiyatları aldık. Bak benim tercihim. Ben buraya gelirsem oturup kahvaltı yapmam kardeşim. Bak, bu benim tercihim. Niye yapmam? Şu varken. Özellikle bunun içinde bu varken.
Bu varken. Evet. Bu varken. Bu ikisi varken. Ben öbürlerini bitti. Her yerde bulurum. Aynen öyle. Bir de gel şu manzaraya bir çay koy Murat ya. Bir de çayını görelim. Burada süzgeç sistemi geçerli değildir değil mi? Değil abi. Doldur doldur doldur. Doldur doldur doldur. Oh. Koy şöyle. Engin bile üçüncü bardak çayı içti ki çay güzel olmuş. Bak şöyle manzarayı da ekrana getireyim. Eda ne olsun. Şimdi geleceğiz konaklamaya yavaş yavaş. Uzungöl'de konaklama. Onun için sevgili Engin'in yanına gideceğim Akyüz'e. Ben bir şey söyleyeyim mi? Dün telefonla konuşmasına şahit olmasaydım belki derdim ki televizyonda bana bu fiyatları ucuz söylüyor derdim. Dün telefonda konuşmasına şahit olmasam. İddia ediyorum. Birçok yerdeki pansiyon fiyatına ki pansiyonlarda kahvaltı yok. Fiyatları da vereceğim. Uzungöl'de başka neler yapılabilecek hepsini anlatacağım. Ama önce kamera kayıttan çıkacak. Mıhlamayı gömeceğiz. Rehber devam ediyor. Teşekkür ediyorum. Ben kardeşim. Teşekkür ederim. Elinize kolunuza ayağınıza sağlık. Rehber devam ediyor. Programda ara ara söylüyorum. Beni Uzungöl'e davet eden sevgili kardeşim Engin Akyüz. Akyüz ailesine teşekkür ediyorum. 4 sene önce pandemi zamanı buraya gelmiştik. Tanışmıştık. Bu güzel mevsimde de bir araya geldik. Biraz sonra konaklamayı konuşacağız Engin'le ama. Merhaba, merhaba. Gel şöyle gel yanıma. Nasılsın? Kaçtı. Merhaba. Nasılsın? İyi. Konuşacağım, konuşacağım dedi gitti. Bir şey söyleyeyim mi? Trabzonspor aşkı nasıl bir şeyse, nasıl bir şeyse Hümeyra'ya dedim ki hangi takımı tutuyorsun? Trabzonspor dedi. Erkeğin adı ne? Mustafa Kemal dedim. Sen hangi takımı tutuyorsun? Trabzonspor dedim. Böyle bir durdu. Türkiye dedi. Hümeyra oradan aldı. O milli takım dedi. Onu herkes tutar dedi. Trabzonspor, Trabzonspor. Sen Trabzonsporlu musun? Başka takım mı tutuyorsun? Trabzon. Trabzon. Başka şansın olabilir mi? Bu çocukta bir gizli başka takıma bir mail var ama babadan ve amcalardan bayağı bir korkmuş. Çok güzel bir mevkideyiz. Hüseyin abi zaten bol bol çektin. Kardeşim, siz buranın yerlisi misiniz? Yerlisiyiz, evet. Yani atadan dededen bu topraklar, araziler bize miras bırakılan arazilerdir. En asli görevimiz bize bırakılan mirası sonraki nesillere tekrardan miras bırakmak. Biz 30 yıllık yani 30 yıldan aşkın bir süredir bu işi yapıyoruz. Bu tecrübeye sahibiz. Aslında Uzungöl bu tecrübeye sahip. Uzungöl'deki tüm işletmeler yerel halkın işletmeleridir. Bu tecrübeye sahiptir. Geleceğini kendi elleriyle yok etmez etmemelidir de. Yani burada gelen her insan bizim misafirimizdir. Bizim veli nimetimizdir. Böyle bakıyoruz biz bu duruma. Peki Uzungöl'de konaklama çok mu pahalı? Böyle bir algı var. Şimdi biz bu programı Eylül 22'de Allah izin verirse bir aksilik olmazsa yayınlayacağız. Evet. Yani aslında fiyatların asla yükselmeyeceği bir sezona girdik. Ya stabil bir stabil, sezondayız. Evet. Stabil bir sezondayız. Şimdi seninki böyle ormanın yanı başında, yamacında, nehir kenarında, bahçe alanı bulunan bir yer. Evet. Oda çektin mi Hüseyin abi? Klasik bir odanı gösterir misin bana? Tabii. Hadi gel gidelim. Abi. Klasik bir odaya gidelim. Şimdi suitlere falan girmek istemiyorum. Düz bir oda. Tabii. Bu arada şu manzara da gidiş yolu da ekranlarımıza gelsin. Mert abi standart odalarımızın bulunduğu, otel bölümümüzün bulunduğu yer burası. Gördüğün bunlar gibi. Bunlar ne burada. Abi? Bunlar bungalov evlerimiz. Bunlar çiftler için, çekirdek aileler için ve geniş aileler için yaklaşık 10 çeşit oda çeşitlerimiz var. Bungalov ve otel odalarıyla birlikte. O zaman Hüseyin abi görüntüye alır. Ben bu güzel manzaradan ayrılmak istemiyorum. Güzel kardeşim. 2 kişi geldiğimiz zaman oda kahvaltı. Fiyatlar kaç liradan başlıyor? 2 kişi. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Şu anda sezon dışındayız. Şu anki fiyatı veriyoruz. Bu fiyatlar tarih aralıklarına göre, kişi sayısına ve oda çeşidine göre değişir. Şu anda 2750 TL'den başlayan fiyatlarımız var. Çift kişi. Çift kişi. Kahvaltıda dahil. KDV, konaklama vergisi. Bunlar dahil. 2750. Şöyle yazabiliriz ekrana. Uzungöl'de 2 kişi. Kahvaltı dahil 2750 liradan başlıyor. Evet.
Ondan sonrası otelin donanımına göre, tabii, odanın donanımına göre. Tabii 1+1 suite'de konaklamak isteyen olur, 4 kişilik bungalovlarda konaklamak isteyen olur, jacuzzi'li bungalovda konaklamak isteyen olur. Bu fiyat tabii ki yukarıya doğru çıkar bu çeşitlere göre, oda çeşitlerine göre. Yani 2750 lira. Çocuk aralığı nasıl sende? 0-6 yaş grubundan ücret almıyoruz. 6-12 yaş grubundan da yarı ücret alıyoruz. Peki burası bulunduğumuz yer, ben sabah markete gitmek istedim. Yani inanılmaz keyif aldım söyleyeyim yani. Bir o kadar daha yol olsa ben 10 dakikada yürüdüm ama şöyle yürüdüm bak. Etrafı seyrede seyrede. Abi ya evet. Tabii ya hasret hayranlık kalmışız ya. Evet. Bayılarak seyretmişiz. Özlemişiz yani. Evet. Bulunduğumuz konum da herhalde bol bol fotoğraf çektirebileceğimiz. Mesela otelden çıktık. O gölün etrafına kaç dakikada yürüdük? Şimdi bizim otelimizin göle olan mesafesi 1 kilometredir. Araçla 1-2 dakika, yürüme 10-15 dakika mesafededir. Ama aynı aracı bırakıp yürümek daha iyi. Çok tabii ciddi biz otoparksınız. Misafirlerimize otoparkta araçlarını bırakmalarını öneriyoruz. Yürüyerek bir göl turu yapıp gelmelerini öneriyoruz tabii ki de. Sonuçta yazın sezonda bir araç trafiği ve otopark sorunu var uzun gölümüzde. Şimdi diyorum ki Engin bak hava kapalı. Benim çalışmam lazım. Ne oldu? Engin benim çalışmam lazım. Abi kal diyor bir hafta hava açacak. Engin diyorum bak gitmem lazım. Abi diyor gidersin ya. Şimdi diyor iki gün diyor bir dinlen diyor. Bir Karadeniz'in havasını aynen al diyor. Aynen. Ama işte gidecek çok yer var. Belki sömestirde. Sömestirde nasıl yoğun musunuz? Yani çok aşırı bir yoğunluk olmuyor ama sonuçta bir hareketlilik oluyor ödenimde. Tüm turistik bölgelerde sahi olduğu gibi burada. Mutlaka beklerim abi. Ben de artık sömestirde burası bir başka olur tabii ki. Karda yağarsa var ya efes bir görüntü olmuş olursun siz de burada. Ben artık tatillerimi sömestire okul tatillerine göre evet, yapıyorum. Çok iyi olur abi. O zaman ver bir uzun göl klibi. Abo gitmeden gelinlere gel 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 gel. Hepiniz bir gelin bakayım. Hepiniz bir gelin bakayım yanıma. Hepimiz bir yanıma bir gel. Gel 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 gel. Bunlar hep senin yeğenler mi? Evet, senin çocuk yeğen. Yeğenlerim bunlar hepsi. Bak şimdi ben hiçbir şey demeyeceğim. Bakayım istediğim sesi alabilecek miyim? Bak ben bu arada söyleyeyim mi bir Galatasaray'ım? Şimdi bak şöyle duruyorsunuz tamam mı? Evet. Kendi aranızdasınız. Şöyle bir ses geldi bir yerden. Bordo diye ne dersiniz? Mavi. Mavi. Bordo. Mavi. Hangi takımı tutuyorsun? Trabzon. 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 Ya bir şey söyleyeceğim ama ciddi söyleyeceksiniz. Söyle. Aranızdan biri ben Trabzonspor'u tutmuyorum dese. Evet. Babalarınız üzülür mü? Babalarımıza deriz ki baba sen de Trabzon'u tut, her yer Trabzon. Kaçarı yok yani. Bizim her yer Trabzon abi. Aynen. Plaka kaç sizin? 61. Kaç? 61. Zam geldi o 64 oldu haberiniz yok mu? Zam gelemez ki. Uzungöl güzel mi? Güzel. Çok güzel. Peki okullar açılacak diye üzülenleri el kaldırsın delikanlı gibi. Ben üzülmüyorum. Ben seviyorum. Sen seviniyorsun sen. Ben de. Hocam. Söyle. Ben burada ben İstanbul'da okuyorum ama burada okumak daha güzel. Çünkü bütün sevdiklerim burada. Özlüyor musun be? Özlüyorum buraları. En çok kimi özlüyorsun be? Uzungöl'ü. Bütün ailemi Uzungöl'ü. Akrabalardan en çok. Senin neyin? Akraba mı? Akraba evet. Yani şunu diyor musun? Ya keşke benim okulumda Uzungöl'de olsa. Evet ben de öyle derim baba. Sen burada mısın? Buralıyım. Trabzonluyum. Oraya okul Trabzon'da mı? Aha. Sen de Uzungöl'ü özlüyor musun? Özlüyorum. Sen ne? Zaten buradasın. Evet. Sen burada mısın? Sen? Trabzon. Ben sen de diyor musun? Çok özlüyorum. Ulan özlüyorum dediğin dünyanın bir ucu değil ha şurası. Ne? Çok uzakta değil ki Trabzon'da şurası 80-100 kilometre. Babası getirdiği kadar. Ben özlerim. Peki bu sene Trabzon bir kupa alır mı Trabzon? Olur. Hayır. Alamaz. Alamaz. 16 sıra. Alamaz. Peki yeni hocanız kim oldu? Avcı gitti, Abdullah Avcı gitti. Kim geldi? Bizim otele gelen olabilir mi abi? Ya sizin efsane kalecinizdi, milli takımı dünya üçüncüsü yaptı. Hani hava açık oldu mu bir şey çıkar? Hava açık oldu mu ne çıkar? Türkiye'nin teknik direktörü mü? Trabzonspor'un yeni teknik direktörü. Bak, Şenol Güneş ya. Ha. Neyse siz bu ara biraz derslere yoğunlaşın. Şenol Güneş'i. Hadi bakalım başarılar. Hadi bakalım. Çak. Hadi bakalım. Çak. Çak. Hümeyra kız çak. Başarılar size.
Kardeşim teşekkür ediyorum. Bir dakika. Şimdi hep beraber ben 1-2-3 deyince rehber Uzungöl'de devam ediyor diyeceksiniz. Hazır mısınız? Bak. Rehber Uzungöl'de devam ediyor. 1-2-3. Rehber Uzungöl'de devam ediyor. Karadeniz'in havası bir yağmur bir güneş. Peşinden bulut ama biz halimizden memnunuz çok şükür. Uğur kardeşimle beraberiz. Uzungöl'de neler yapılır? Şimdiye kadar geldiğimde ATV safari turlarını biliyordum. Onun dışında bence bol bol yürüyüş yapılır. Ama artık ne zamandır bilmiyorum ama Uzungöl'de gayet güzel uçuluyor da değil mi? Merhaba Uğurcuğum, evet. Nasılsın? Merhabalar, hoş geldiniz Uzungöl'e. Hoş bulduk. Sezon bitti mi önce onu sorayım yoksa her zaman var mı sezon? Sezon şöyle, yoğunluk olarak, yoğun sezonu bitirdik. Bundan sonra kademeli olarak düşük de olsa sayılar, kış da dahil bir şey olur burada. Neler yapıyorsunuz? Outdoor spor mu diyorsunuz bunlara? Evet, biz ana işimiz burada 10 yıldır yamaç paraşütü yapıyoruz. Fethiye'de, Antalya'da, Alanya'da olduğu gibi gelen misafirleri tandem yamaç paraşütü şeklinde uçuş yaptırıyoruz. Nereden, başlangıç noktası neresi? Şimdi havanın durumuna göre aslında bakın şuradan şu an kalkışlar da başladı. En yüksek tepemiz orası. Havanın durumuna göre kullandığımız rüzgara göre. Evet ve sis durumuna göre kullandığımız alternatif 7-8 tane take-off'umuz var. İniş alanımız da hemen burası olduğu için o konuda gelen insanlara çok rahatlıkla hizmet verebiliyoruz burada. Yani en keyifli yer herhalde gölün üzerinde manzarayı seyretmek. Tabii şu kalkan, şu yente dediğimiz take-off'umuz var 1400 metre. En keyifli yer orası. Oradan kalktığınız zaman tüm off boğazına kadar tüm manzarayı görebiliyorsunuz. Ve gayet keyifli uçuşlar yapabiliyorsunuz. Ne kadar sürüyor ortalama? Ortalama şöyle, buradan minibüsle, kendi minibüslerimizle çıkış yapıyoruz. Bir eğitim veriyorsunuz herhalde. Bir briefing veriyoruz. Yani çok fazla bir eğitim gerektirmiyor gelen misafir için. Bir briefing veriyoruz. Kalkışta ne yapması gerekiyor, inişte ne yapması gerekiyor, havada nasıl yapması gerekiyor, oturması veya nasıl o anları geçirmesi gerekiyor diye küçük bir briefing veriyoruz. Ondan sonra zaten hiçbir şey yapmasına gerek yok. Profesyonel pilotlar eşliğinde uçuşlar gerçekleşiyor. 45 dakika falan sürüyor mu? Şöyle, total organizasyonumuz 1 saat, 1 saat 15 dakika arası sürüyor. Uçuşlarım, 35 dakika. Evet, uçuşlarımız da ortalama 15 dakika sürüyor. Bazen 20 dakika da uçabiliyoruz. Ama ortalama 15 dakika diyor. Pahalı mı? Yani şöyle, bana göre, yani biz işletmeciyiz. İşletmeci olarak bana göre pahalı değil. Biz yıllardır da zaten hiç fiyatlarımızla oynamadık. Hep dolar bazlı mı? Yok. Önceden dolar bazlı değildi ama son 3 yıldır mecburiyetten kaç dolayı. Kaç dolar bir kişinin uçması? Her şey dahil. Video fotoğraflar da dahil. Bizim satış fiyatımız 200 dolar. 7 bin lira aşağı. 7 bin lira civarında. Ha, video fotoğraflar da dahil. Tabii mesela başka yerde. Onu ekstradan satıyor. Ekstradan satıyor ama biz paket olarak satıyoruz onları hepsini. Şimdi bu yabancı Arap müşteriye olan fiyat eminim. Yerli müşteri geldiğinde bayağı bir ikram yapıyorsunuzdur. Yani yerlilere şöyle çok fazla yap. Şöyle yaparsın canım, yaparsın güzel kardeşim. Şöyle söyleyeyim. Fiyat olarak biz indirim yapmıyoruz ama gelen insanlara mesela iki kişi geliyorlarsa bir kişinin bedavaya uçuruyoruz. Hani o tarz şeylerimiz oluyor. Oldu. Bizim ikramlarımız oluyor. Yerliler. Çünkü yani ben Hüseyin abiyle geldim. İki kişi uçtuk mu Hüseyin abi bedava. Bir ben kişi uçmaktan vazgeçersem yine bedava. Yine. Bak direkt Trabzonlu'ya bağladım. Biz burada Uzungöl'ün yani çalışan tüm esnafları olsun. Yani en azından hepsi birer kere uçmuştur. Uçmayan kalmasın diyorsun. Aynen, uçmayan kalmasın. Herkes bilsin, görsün. Peki, balon sizde yok galiba. Yok, balon bizde ama yok. Balon ama balon turizmi de var galiba. Balon turizmini arkadaşlarımız açtılar. Yalnız şey olarak biraz hava farklı olduğu için bu sene biraz sıkıntı yaşadılar ama umarım seneye daha altyapısal olarak uygun şekilde olur ve bunların izinleri var. Yani NOTAM dediğimiz akşam saatinden sonra bir iki saat uçabilseler
Onlar da bu işi peki, burada kazanırlar. Peki. Evet. Uzungöl'de yamaç paraşütü için en güzel mevsim? En güzel mevsim şöyle diyeyim, bence Eylül ayı çok güzel oluyor. Kar yağdığında uçabiliyor musun? Kar yağdığında da uçabiliyoruz ama take-off'lara çıkışımız olmadığı için, yollar kapalı olduğu için. Evet. Teleferik olsa kış turizmi burada. Yani bir o eksikliği onu da koyalım, teleferiği de koyalım. Uzungöl'ü ondan sonra artık... Sosyal medyadan bana yazan yazana. Tutabilene aşk olsun. Ama diye. Ya teleferik olabilir bak mantıklı. Ama şöyle teleferik olur. Kış turizmi şöyle. Diğer biz yurt dışında da mesela kışın Gürcistan tarafında da iş yapıyoruz. Orada biz mesela kayak merkezlerinde yamaç paraşütü yapıyoruz. Burası da bir 25-30 yıldır bir teleferik projesi var. Kayak tesisleri var. Ve kar kalitesi bakımından da çok uygun. Ya yani olabilir yani. Yok ama artık gerçekten şöyle bir gerçek var. Bak yapılan her şey çok iyi niyetli bile olsa özellikle Ayder ve Uzungöl ile ilgili konu bir proje olduğu zaman herkesin ilk söylediği cümle kelime nedir biliyor musun? Eyvah. Çünkü öyle bir artık hale geldik insanlar. Hani yıllardır o kadar çok gündeme geliyor ki yapılan projeler iyi niyetli olsa bile insanlarda hep bir doğa artık gidecek korkusu var. Ha ben bunu programda da sık sık dile getiriyorum. Ya tesis tamam çok var. Bir şey diyemiyorum. Düzenleme şart mı? Kesinlikle şart. Ama tesis olmadığı zaman da buraya gelen adamı burada yatıramazsın. Evet. Acıkan adamı doyuramazsın. Ve turizmin dönmesi lazım. Bu arada görüntüleri vereceksiniz. Biz hepsini kullanacağım. Bilginiz olsun. Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Uzun. Kolay gelsin. Sağ olun. Doyamıyoruz Uzungöl'ü gezmeye, doyamıyoruz. Geldik puslu sisli bir hava ama Uzungöl ayrı güzel. İkinci günümüzde sabah bir kalktım güneş açmış, Uzungöl daha da güzel. Gölde şu an bütün işletmeler Uzungöl'ün, Çaykara'nın yerlilerinindir. Şimdi bu sabah kalktık hava güzel. Kahvaltımızı yaptık. Akgüz ailesinin misafiriyiz. Aşağıdan başladık, araçlarımıza bindik, nerelerden gezdik, nereye çıktık. Salman merhaba. Selman. Selmancığım merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Aşağıdan nereden başladık, nerelere çıktık, neredeyiz? Aslında Uzungöl'den başladık. Ondan sonra rotamız barajlara kadar gitti, Uzungöl barajları. Ardından oradan Haros kumlarının tepeye falan tırmanmaya başladık. Şu rotamızdan devam ettik. Burası bizim mezarının olduğu yer. Buraya normalde sezonda müşterileri, işte turistleri falan buraya getiriyoruz. Eğlendiriyoruz. Çay ikram ediyoruz. Ardından tekrardan başka bir rotamız varsa oraya gidiyoruz. Eğlendiriyoruz. Onun süremiz bitince tekrardan başladığımız yere dönüyoruz. Peki bu süre dediğin ne kadar sürüyor bu tur? Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat değişiyor. Kemençenin olduğu turlarda oluyor mu yazın? Bazen oluyor. O artık gelenin kısmeti. Aynen öyle. Pahalı mı bu tur? Yani... Kimine göre pahalı, kimine göre normal, şimdi, kimine araba göre ucuz. Ben bu arabayı aldım, iki kişi bindim. 4.000 lira mı veriyorum? İki kişi... Hayır, motor başına 2.000 lira. Motor başı 2.000 lira. Evet. Bu mesela 4 kişilik? 4.000 lira. 4.000 lira. Kişi başı 1.000 liraya geliyor, hı-hı, o zaman. Evet. Ama çay, su, ikram yok. Yok var da tabii ki de çay ikram ediyoruz, kahve ikram ediyoruz. Hani nerede Selman? Hani nerede? Yani? Taş mı yiyelim nerede? Sezon bitti abi. Bak kardeş, Uzungöl'de sezon bitmez. Şaka bir yana. Kışın mesela buraların bembeyaz olduğu dönemler vardır. Hı. O zaman yine bu turlar oluyor mu sömestirde oluyor, falan? Oluyordur abi. Ben yani... sömestirde gelmek istiyorum çünkü kar yağdığında. Tatili ama. Her zaman bekleriz abi. En yüksek nereye çıkıyorsun? Burası mı? Bir tık üstü daha var mı? Abi şu karşı tepelerin orada Multat Yalası var. Oradan müşteriler bazen alıyoruz. Şu üst karlar var ya abi. Evet. Şimdi. Oraya kadar çıkıyoruz mesela. Hani. Yani Ağustos ayında, Temmuz ayında kar görüyor mu gelen misafirler? Yani genellikle görebiliyorlar abi. Çok gerçekten ilginç Karadeniz. Yani ilginç derken çok güzel. Şimdi şu betonlaşmayla ilgili de iki çift sözümüzü edelim. Doğru. Ben buraların 25 sene öncesini bilirim. Burada bir cami, iki tane otel vardı. Şimdi bir kere beton yok zaten. Yasak benim bildiğim. Doğru. Beton yapılabiliyor mu? Hayır, yapılmıyor. Benim bildiğim 3 kat en fazla izin.
Evet abi, bir de ahşap olmak zorunda. Ahşap olmak zorunda. Şimdi bakın, şu yeşili koruduk, koruyoruz. Bakın şu yeşilde hiçbir sıkıntı yok. Burası orman zaten. Buraya kimsenin, hani böyle yol dışında kimsenin bir şey yapmaya gücü yetmez. Ağır yaptırımları var. Şimdi Uzungöl'ün çevresi. Neler var? Pansiyonlar var, oteller var, apartlar var, kafeteryalar var, restoranlar var. Sadece bir düzenleme getirilirse daha şık olur. Nedir bu? Şimdi tek tip tabela. Şimdi diğer çok eleştirilen konulardan biri. Ben de milliyetçi yana ağır basan bir adamımdır. Arapça tabela. Şimdi Arap turist buraya ciddi anlamda getirisi var. Hani nasıl Antalya'ya Rus, Dalyan'a İngiliz, Alman, Fethiye'ye İngiliz gelip para harcıyorsa ve oradaki turizm Rus, İngiliz, Alman, Fransızla dönüyorsa, şimdi Uzungöl'deki turizm de Arap'la dönüyor. Şimdi programın başında oteli verdim. Ormanın içerisinde, derenin kenarında, göle bir kilometre yürüme mesafesinde iki kişi, kahvaltı dahil, sezon fiyatı, yani bu mevsimden itibaren 2750 liradan başlıyor. İki kişi kahvaltı dahil. Şimdi öğretmen evi, polis evi 1000 lira. Kahvaltı da yok. Bu da turizm. Şimdi haklısınız, emekli 12.500, asgari ücret 17.000. Ya bu sarmal böyle gidiyor. Ama pahalı mı? Çok pahalı yerleri de var ama her bütçeye uygun yerleri de var. Ucuz mu? Artık Türkiye yabancı için de ucuz değil, onu söyleyeyim. Bunu yazın biz gittiğimiz tatil yerlerinde çok konuştuk. Güzel mi? Hüseyin abi göstermez yani, olağanüstü. Olağanüstü. Yani Uzungöl mesela her yıl gelip bir ay kalınacak bir yer değil. Zaten ülkemiz cennet. Hani şimdi Uzungöl'de görmek istiyorsanız hani bir 3 gün yeterli zaten, fazlasına gerek de yok. 3 gün yeterli. Hatta 2 gece yeterli. 2 gece 3 gün rahat rahat yeterli Uzungöl'ü yaşamak için. Vereceğiniz otel parası 2 kişi 5500 lira. Kahvaltı dahil. En ucuz yerde kahvaltı yapsanız 400 liradan aşağı kahvaltı yok. 400-800 düş, adam başı 1000 liraya geliyor konaklama, ki hani şöyle bir doğada dünyanın her yerinde zaten 30 eurodan da aşağı kalamazsın. Ama genelin gelirine baktığımız zaman bu fiyatların onlara çok yüksek gelmesi ve eleştirmesinde de %100 haklılar. 1000 lira tur. Tek başımaysam sorun yok. Veririm 1000 lirayı. Bu turu hayatımda bir kere yapacağım, yaparım. Ama 4 kişi geldiğim zaman, çocuklarla dediğim zaman 4000 çok. Yani dediğim gibi işin içinden çıkılamayacak bir sarmal. O yüzden kararı size bırakıyorum. Manzaranın tadını çıkartın. Rehber devam ediyor. Yukarıda manzara eşliğinde her şey çok güzeldi. Aşağıya doğru inerken, gelirken aklımdaydı bu bölgeyi de sizlerle paylaşmak. Burası Uzungöl Barajı'nın olduğu nokta. Belki de Uzungöl'e suya en yakında kendinizi hissedebileceğiniz yer. Tabii yani baraj gölü her yerde var ama işin içine bu yeşillik, bu doğa girince burası muhteşem bir görsel sunuyor. Şimdi ben kaptırdım gidiyorum. Bizimkileri görmemişim. 200 metre ileride telefon açtım. Hüseyin abi dedim, benim dedim araç stop etti. Bir sıkıntı var galiba dedim. Bir baktım Selman yanımda. Dedim ne oldu abi dedi. Uzaklaşınca ben durdurdum. Yani aklınızda olsun. Uzaktan kumandayla bütün araçlar böyle turlara çıktığınız zaman kontrol sizler ne kadar kendinizde zannetseniz de sizin güvenliğiniz ve sağlığınız için tabii ki uzaktan kumandayla her şey hallediliyor. Dönemiyorum ama burada da sağda solda tesisler var yine. Gözlemesi, bazlaması, hediyelik eşyası. Işıktan dolayı bu tarafı veriyorum ama Hüseyin abi, Uzungöl Barajı ile ilgili görüntülerde bol bol diğer tarafı ver. Başlangıç noktamıza doğru yavaş yavaş gidelim. Adana'da her geldiğimdeki çoğu zaman vaktimi Adana'da geçiriyorum. Canım sebzeli tavuk istediği zaman tek geldiğim yer Adana'nın ilkidir ve her geldiğimde keyifle yerim ama bu geldiğimde dayak yiyeceğim diye korktum. Şimdi sebebini size söyleyeyim.
Zaten bu ara sağlığımla uğraşıyorum. Dışarıda yenge dedi ki Hakan'ın eşi. Hakan dedi Mert Bey'le dedi bu geldiğinizde boks yapalım dedi. Şimdi bak birazdan Hakan'ı göreceksiniz. Boks deyince yani lan benim etim ne budum ne, Hakan bana bir tane vursa uçurur. Acaba dedim yenge bir şey mi ima ediyor? Bir daha sordum, doğru mu? Boks mu dedim. Hakan'la dedim, işte Hakan. Ya boks dedi, boks. Kutudan bahsediyormuş, bunu çekmedik daha önce dedi detaylı. Bir nefes aldım, yoksa Hakan'a baksana ya. Has tavuk etiyle, sebzeli dönerle beslenip sporunu aksatmayan, bir oturuşa 23 tane hamburger, 2,5 kilo baklava yiyip baklavanın üstüne de yumuşasın diye 8 tane sütlaç yediği söyleniyor. Ya adamla yan yana duruşumuza bak, yenge de diyor ki boks çek, boks yaptınız mı? Yapar mıyım ya? Yapmam tabii. Nasılsın dostum? Hoş geldin abi, sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Söylediklerimi abarttım biraz. Yoksa en fazla 9 hamburger yediğini hepimiz biliyoruz. Biraz mı? Nasılsın? Çok teşekkür ederim abi, sağ ol. Sen nasılsın? Sence ben niye Adana'ya geldiğimde seninle yılda 2 defa en az program yapıyorum? Seçici bir insansın o yüzden. Her şeye çok dikkat ediyorsun. Kalite bir. İkinci önemli sebeplerden birine masada konuştuk. Hijyen. Bir tane daha konumuz var. Fiyat politikası. Fiyat politikası. Şimdi biz oturduk. Biz çekimleri yapmadan önce mutlaka sohbet ederiz. Dedim ki en son geldiğimizden bu yana yüzde kaç arttı dedim fiyatlar. Cevabı alayım. 7 aydır hiç artmadı. Şubat'tan bu yana. Niye artmıyor? Tavuk artmıyor mu? Tavuk 15'ine bir artıyor. En azından bizdeki stratejimiz şu. Fiyatı aşağı düşüremiyoruz ama en azından şu anki rakamları korumaya çalışıyoruz. Şu anki güncel fiyatlarımızı korumaya çalışıyoruz. Şubat'tan beri aynı. Şubat'tan beri aynı. Tavuğa kaç kere zam geldi 7 ayda? En az bir 6 defa 7 defa zam gelmiştir. O zaman horoza mı ihtiyacımız var bizim? Galiba. Ben çekimden önce Hüseyin abiyle bu tabaktan söyledik. Bu gemuze neydi? May gemuze 5 numara sebzeli tabak. Bak niye söylüyorum ki, kahvaltıda küçücük bir şey yemiştim. Bitiremedim abi. Patatesler kaldı. Sebzelerini, ya tavuk çok keyifliydi onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sebzeleri, peyniri bitiremedim. Ya bir de zaten şöyle bir şey var abi. Normalde bazen misafirlerimize, biz zaten geldiğimiz zaman israfa karşı bir firmayız. Onu da size söyleyeyim. Biz kasada sipariş alırken çok fazla tabak siparişi olduğu zaman hani bir tane tabağın zaten biz iki kişiye yeteceğini söylüyoruz. Çoğu misafirlerimiz de emin olun bir tane tabağı iki kişi yiyip gayet de çok rahat bir şekilde de doyuyorlar zaten. Yani ben şunu söyleyeyim, bu çekim tabağı değil, bu bildiğiniz porsiyon ve rahatlıkla rahatlıkla yeter yani. İki tane içecek. Öyle müşteri kabul ediyorsunuz değil mi? Ortaya biz bir tane tabak istiyoruz, iki tane içecek. Tabii olur mu? Nasıl arzu eder? Hatta biz yönlendiriyoruz. Sebebi şu. Hani israf olmasın, yazık günah. 280 lira değil mi bu? Bu 280 TL. Bu yanındaki güzel bak, dürüm. Bu da dürümümüz efendim. Neler var içinde? İçerisinde bu görmüş olduğunuz tabaktaki her şey patates haricinde. Bunun içerisinde 5 çeşit sebzemiz var, 3 çeşit homemade sosumuz var. 5 çeşit sebzemizle beraber kızarmış tavuğumuz var. Birinci kalite beyaz peynirimiz var. Bunların hepsi lavaşa sarılmış bir şekilde. Bunun da fiyatı bu şekilde 155 TL. Ama bak şimdi burada benim kafam karışıyor. Bazen ben görüyorum. Tabak servisle dürüm servisin aynı fiyata satıldığını görüyorum. Ama sende çok büyük fark var arada. Çünkü gramaj mı farkı? Tabii ki. Yani şimdi siz tabak servisle normal şartlarda dürümü aynı kategoriye koyma şansına sahip değilsiniz. Buradaki görmüş olduğunuz ürünü şuradaki 210 gramlık ekmek arasında sarma şansına sahip değilsiniz. Doğal olarak da gideriniz aynı olmadığı için arasında tabii ki fiyat farkı olmak zorunda. Zorunda değil mi? Doğrusu bu zaten. Tabak fiyatıyla zaten dürüm fiyatı aynı olursa zaten orada bir problem var demektir. Ya benim nezdimde. Ben bu insanın iş ahlakıyla beraber söylemeden edemeyeceğim. Gelecek tepkileri de hazırım. Alman disiplini ve Alman ahlakı görüyorum sizde. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bizim menşeimiz Almanya olduğu için elimizden geldiği kadar işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Misafirlerimizi iyi ağırlamaya çalışıyoruz. Onda şüphem yok ya. Şüphem yok. Her gelenliğe nasıl samimi olduğunuzu, artık burası yani sanki gelenler müşteri değil de artık bir eş, dost, doğru, arkadaş, doğru, aileden biri. Doğru, doğru. Kesinlikle doğru. Geldik. Yengemin ödümü koparttığı Hakan Mert Bey'le boks yapmadınız, bu hafta boks yapın dediği zaman korktuğum kutuya. Hemen, çocuklar bayılıyor buna ya. Bayılıyorlar. Hemen şunun da izahını yapıyor. Özellikle gençler bunu çok seviyorlar. Şimdi az önce nasıl konuştuysak çok güzel bir konuya değindiniz siz.
dürüm fiyatıyla tabak fiyatı aynı olmadığı gibi de boksun fiyatı da aynı olmaz. Çünkü buna koyduğunuz gramajla buna koyduğunuz gramaj, buna koyduğunuz gramaj üçü birbirinden farklıdır. Hakkaniyetli olmak gerekirse bunun gideri farklı, bunun gideri farklı, bunun gideri farklıdır. Bu aslında şöyle bak, normalde bunu isterseniz damak tadıdır. Sebzeli istemiyorsanız sebzesiz. Sebzesiz patates kızartmasıyla tavuğun bu arada neresiydi? But. Tavuk but ve göğüs karışımı. But ve göğüs. Bir de şey kıvamı çok güzel. Öyle güzel pişip öyle güzel kesilmiş ki. Çok teşekkür ederim. Ağızda eriyor bak. Doğruya doğru. Çok teşekkür ederim. Mesela şu daha sade lezzeti sevenler için. Ama hani burası sebzeli döner. Gemi üze sebze demekti. Onu hiç unutmuyorum. Doğru. İşin içine bu girdi mi senin boksun bu oldu. Aynen öyle. Bu kadar. Ben sana bir dakika. Şimdi bu 280'di. Bu ne kadardı? Bu 150, bu 155 TL efendim. 155, 280. Bu da 190 ile 200 arası olmalı. 175 TL. 175. Yanında ekmeği geliyor. İstediğiniz kadar. Tabii ki. İstediğiniz kadar. Güzel bak şu anda da karşıda fiyatlar varmış. Abi yine tebrik ediyorum seni. Niye biliyor musun? İçecek adı veremiyorum ama kutuda veriyor. Büyük kutular 50 lira. Ben hep söylüyorum. Benzin istasyonlarında 70 lira yazdık yerlerde. Su 15 lira. Soda 20 lira. Bak şalgam ayran 30 lira bak. Bunlar vicdanlı politikalar. Gerçekten vicdanlı politikalar. Şimdi hayatta bir teori vardır. Kendinize yapılmak istemediği bir şey başkasına yapmayacaksınız. Yerine ve mevkisine göre herkes genellikle aynı markayı satarlar. Ama bulunduğu konum itibariyle bir yerden 10 liraya alırsınız, bir yerden 15 alırsınız. Aynı ürünü bir yerden 30 alırsınız. Aynı yerden bir ürünü, aynı ürünü 100 liraya da alırsınız. Bu arada... Şunu da hatırlatalım efendim. Şimdi biz beni uyarıyor oradan. Bir şeyler söylediğim söyle dedi ki. Bu dedi kaç gram bu? Bizde gram yok. Gram bu yok. Dolacak. 26 oğuzdur. 26 oğuz yani boksların en büyüğüdür bu. Bunların küçükleri de vardır. Minimalları da vardır. İçine doldurabildiğimiz kadar şu şekilde dolduruyoruz. Üzerinde bu de 3 çeşit. 175 lira. Bu 175 lira efendim. Temize girerse 10 lirası daha var. 10 lirası var 185 lira. Onu da diyorsun altını çizelim hata olmasın. Yanlış olmasın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Karşılıklı ya. Vallahi. Gerçekten de. Biz yani çekim dışında da arıyoruz birbirimizi, soruyoruz, doğru. Sohbet kesinlikle ediyoruz. Doğru. Hatta ben en son seni aradım Mert abi. Ben senin çekimini izliyordum. Allah aşkına o soğuk suya girdin mi, girmedin mi diye. -9 derece suda çok merak ettim. Ben hatta kendimi senin yanına koydum. Yapabilir miydim, yapamaz mıydım? Ben orada bir git yerler yaşadım zaten. Şöyle bir bak bakayım bana. Bakıyorum. Sende o suya girecek göz yok. Rehber devam ediyor. Peki. Peki efendim. Programımızın sloganı yol gösteren program. Yaz sezonu boyunca elimizden geldiği kadar her bütçeye uygun ve rahatlıkla konaklanabilecek yerleri ekrana getirmeye çalıştık. Aslında her zaman altını çiziyorum. Turizm niyeyse bizim ülkemizde okulların açılıp kapanmasını endeksli. Oysa işte Bodrum'da sarı yaz diyorlar, başka yerlerde başka isimler üstünü söylüyorlar ama Ege şeridinde ve Akdeniz'de Kasım'ın başına kadar çok güzel tatil yapılabilir. Biz de dedik ki hazır yolumuz bu taraflara düştü. Burhaniye'deyiz. Her bütçeye uygun. Hem doğa olsun, hem denize yakın olsun, hem havuz olsun, hem de az önce belirttiğim gibi tekrar altını çiziyorum. Her bütçeye uygun bir yer olsun. Bu vesileyle de yıllardır görmediğim her ne kadar arada telefonla konuşsak da dostumu görmüş oldum. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Mert Bey hoş geldiniz. En son bıraktığımda doçenttin. Evet. Şimdi artık kıdemli bir profesör olduk. Tam böyle profesörüm. Tam sizi bir tanıyalım. İsim, soyad. Profesör Doktor Mehmet Oğuzhan İrban. Balıkesir Üniversitesi Burhani Uygulamalı Bilimler Fakültesi dekanıyım aynı zamanda. Balıkesir Üniversitesi'nde tüm eğitim hayatımız Balıkesir Üniversitesi'nde geçti. 15 yıldır da Burhani'deyim. Şimdi bizi buraya gelme sebebimiz önce dostumuzu görmek, sonra da Eylül ve Ekim aylarında hani böyle daha sakin, daha huzurlu, özellikle doğanın keyfini çıkartmak için tatil konusunda yol göstermek. Hocamın da bahsettiği gibi şu anda devasa bir alanda üniversitenin uygulama otelinin havuz başındayız değil mi? Evet. Şimdi bir defa Burhaniye'miz bu anlamda özellikle doğayla ve denizle baş başa kalmak isteyen,
sakinliği seven ve nefesi yudumlamak isteyen herkes için çok mükemmel bir ilçe. Ege'nin incisi. Nedenini de söyleyeyim. Klimatik bir iklimi olan bir bölge. Yani Kaz Dağları'ndaki bol oksijenin Madra Dağları'na çarparak deniz üzerindeki iyotu alıp döndürdüğü bir havası olan bir bölge. Nem oranının çok düşük olduğu bir bölge. Bir de doğayla iç içe bir bölge. Dolayısıyla bunun da en güzel yerinde uygulama otelimiz var. Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin eğitim ve uygulama tesisi. 144 odalı bölgenin en büyük tesisi. Şu anda görmüş olduğunuz bu alanda. Bu arada ben şöyle baktım, hep böyle pırıl pırıl benim öğrenci kardeşlerim burada değil mi? Tabii, kesinlikle. Bizim zaten gücümüze aldığımız en önemli nokta o. Bizim eğitim ve uygulama tesisimiz aynı zamanda fakülte. Fakültenin içerisinde turizm işletmeciliği bölümü ve gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz öğrencileri tüm yıl boyunca burada staj yapıyorlar. Biz misafirlerimize özellikle öğrencilerimizin vermiş olduğu, bize vermiş olduğu güçle bu kaliteli hizmeti sunmaya çalışıyoruz. İzleyicilerimiz için şimdi iki kişi oda kahvaltı 2800 lira. Burhaniye şartlarına göre bu rakam nasıl bir rakam? Şu anda piyasanın en az %40, %50 daha düşük fiyatıyla sunmuş olduğumuz bir hizmet. Zaten Türkiye'nin dört bir tarafından misafirlerimiz bizi tercih ediyor. Denize uzaklığınız ne kadar? 800 metre denize uzaklığımız. Misafirlerimiz buradan yürüyerek de gidebiliyorlar denize. Yürüyüş biraz zorlar. Biraz evet, denize girdikten sonra belki hafif böyle biraz zorlayabilir ama yürüme alanlarımız da çok keyifli. Yani sabahleyin erkenden denize giderken de ayrı bir ambiyansı olduğunu, aurası olduğunu söyleyebilirim bölgenin. Toplu taşıma geçiyor mu aşağıdan? Kesinlikle. O çok önemli, herkesin arabası yok çünkü. Okulumuzun hemen önünde minibüs durağımız var. Duraktan denizin dibine kadar minibüsler götürebiliyor misafirlerimizi. Burhaniye'nin en güzel mevsimi. Bence en güzel mevsimi şu anda başladı. Eylül-Ekim ayında biz tüm bu programı izleyen izleyicilerimizi bölgemize bekliyoruz. En güzel mevsim Eylül-Ekim. Bu arada en büyük odanız kaç kişilik? Şu anda bizim 30 tane suite odamız var. 56 metrekare 56 genişliğinde. Metrekare. 5 kişiye kadar odalarımızı konaklatabiliyoruz. Kişi sayısı arttığı zaman ya da çocuklar belli bir yaşa kadar geldiği zaman ücretlerde değişiklik oluyor mu? Oluyor. Biz 0-7 yaş arasında bir çocuğumuzu ücretsiz alıyoruz. Ve 5 kişi şu anda suite odada 5 kişi konaklama şu anda 5000 TL. Suite odada 5 kişi konaklama 5000 lira. Evet. Bak bu önemli bilgi işte. Şimdi 2 kişi 2800'den 5 kişi suite odada 5 kişi konaklama 5000 liraya geldik. Evet, şu anda 5000 liraya konaklayabilirler. Kahvaltı? Kahvaltı dahil. Yani en ucuz kahvaltı zaten, yani 200 liraya kahvaltı bulamazsınız. Zaten 1200 lira desem zaten adam başı da geliyor 800 liraya. Konaklaması ki gayet mantıklı. Zor bir soru soracağım. Buyurun Mert Bey. Eğer bu soruya cevabınız hayır olursa da bir dahaki geldiğimde evet olması için ricada bulunacağım. Engelli odanız var mı? Engelli, bir tane engelli odamız var. Engelli tuvaletlerimiz var. Ancak otelin ön tarafından engelli girişimiz yok. Arka taraftan engelli girişimiz var. Asansörle engelli odalarımıza çıkabiliyorlar. Aynı zamanda eğitim ve uygulama tesisinin dışında fakülte olduğu için burası aynı bina. Bizim bu konuyla ilgili YÖK'ten alınmış nişanlarımız da var. Biz engelsiz bir üniversite, hatta Balıkesir Üniversitesi'nde şu anda engelsiz birim olarak da tek birimiz. Gastronomi bölümünde bu kadar kardeşim var benim. Ben diyelim ki kahvaltıyı yaptım, gezdim, dolaştım. Abi akşam saat 7-7.30 acıktım, otelde yemek çıkıyor mu? Hayır, o tesisimiz oda kahvaltı konseptinde ama bu bir kırlangıç kafemiz var. Bu kafemizde buraya gelen misafirlerimiz gerçekten çok memnun kalıyorlar. Gece saat 12'ye kadar açık. Burada sinek tarzında birçok yiyeceği bulabilirsiniz. Onlar da size evinizdeki yapmış olduğunuz ürünleri aratmazlar. İstediğiniz zaman, istediğiniz şekilde burada faydalanabiliyorsunuz. Sayın profesörüm, şimdi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi tanıştığımızda doşenttiniz, profesör oldunuz. Ben sizi şahsen de tanıyorum. Yani eğitim, profesör kimliğiniz, akademisyen kimliğinizin dışında ve ben hep şunu söylüyorum. Ben dostlarımın çok iyi yerlerde olduğu zaman çok gurur duyan bir insanım. Balıkesir Üniversitesi'nde neler yaptığınızı biliyorum. İnşallah bir daha geldiğimde belki yine burada oluruz ama ikinci geldiğimde ben size rektör olarak çok daha bu ülkeye özellikle kendi alanınızda hizmet vereceğinize ve pırıl pırıl gençlere hem hocalık
hem de abilik yaptığınızı da bildiğim için bu temennilerle veda ediyorum. Teşekkür ediyorum Mert Bey, çok sağ olun. Biz sizleri burada ağırlamaktan, sizleri burada tekrar görmekten çok mutlu olduk. Güzel temennileriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Şu anda var olan rektörümüz de Profesör Doktor Yücel Uğurlu Hocam da sağ olsunlar. Bizlere olan güvenlerini her zaman onlar da ortaya koyuyorlar. Biz şu anda Türkiye'nin bizi duyduğundan eminiz ama bundan sonraki hedefimiz uluslararası arenada kendimizi duyurmak. İnşallah bunu hep birlikte sizlerle birlikte başaracağız. İnşallah. Bu arada yüzü gülüyor. Biz vedalaşıyoruz. Koyu Beşiktaşlıdır. Takım iyi ya. Evet. Beşiktaş iyi olunca benim şimdi bana dedi ki böyle bir dostlarımızla tanışırken kırmızı çizgisi Galatasaray'dır dedi. Tıpkı dedi benim Beşiktaş olduğu gibi dedi. Bu sene Beşiktaş iyi gidince benim Oğuzhan Hocam'ın da yüzü böyle güler. Doğru söyledim. Rehber devam ediyor. Güler deyince de Hüseyin abi bana baktı. Karısının adı Güler ya, bir anda rengi kaçtı. Çok korkar. Rehber devam ediyor. Hocamla vedalaştık, gideceğiz. Hadi dedik, gitmeden bir kahve içelim. Kahve içerken biz asıl çok önemli bir konuyu atladığımızı fark ettik. Şimdi efendim buranın uygulama oteli olduğunu söylüyoruz. Burada neler yapılmış? Burada lavanta bahçesi kurulmuş. O lavantalardan ürünler yapılmış. Bize Türk kahvesi ikram ettiler. Yanında iki tane de içecek içtim. Biri koruk, biri reyhan. Biraz sonra gelecek. Yani o içilecek bardakta halini de sizlerle göstereceğim ama. Güzel bir konuyu az kalsın uzun atlama yapıyorduk. Evet Mert Bey, aslında çok emek verdiğimiz bir konu. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi ile birlikte yapmış olduğumuz bir protokolümüz var. Bu doğrultuda da aslında aromatik bitkilere de ayrı bir önem veriyoruz bölgede. 2015 yılından beri kendi bulunmuş olduğumuz alanda biz reyhan yetiştiriyoruz ve onun şerbetini sunuyoruz. Şimdi reyhan bu. Bu reyhanın çiçeğinden reyhan çayı üretimi yapmış olduğumuz bir ürünümüz. Sonuç olarak biz bulunduğumuz fakülteye ve uygulama otiline katma değer yaratan ürünleri yaratıyoruz bu şekilde. Kendi bahçemizde reyhanımızı yetiştiriyoruz. Topraktan sofraya. Peki niye içelim bunu? Şimdi bunun birçok özelliği var. Bir defa öncelikle yazın çok inanılmaz güzel bir şerbet. Denedik yarım harika. Gördünüz. Bir defa rahatlatıyor öncelikle. Sindirim sistemini rahatlatıyor. Vücuttaki ödemi atar, rahatlatır ve dolayısıyla aslında çayı da aynı özelliklere sahip. Bunu da yine aynı şekilde diğer aromatik bitkiler gibi demliyorsunuz ve içebiliyorsunuz. Şimdi istersek limon, bal. Tarçın, hiçbir mahsuru yok. Çok da faydalı. Abi bir şey soracağım. Şimdi bu lavanta mı? Evet, lavantalarımız. Niye rengarenk? Lavantaların farklı çeşitleri oluyor. Dolayısıyla yağlık olanları da farklı, böyle görsel olanları da farklı. Biz kendi bahçemizde işte söylediğim gibi yaptığımız protokolle farklı farklı lavantalar ürettik. 5000'e yakın lavanta fidemiz var ve her yıl bunları geliştiriyoruz. Ama en önemlisi ne? Biz bu lavanta hasadını yaptıktan sonra Temmuz ayında ondan sonra bunun bahçemde yağını çıkartıyoruz. Ve o çıkarmış olduğumuz lavanta yağlarını... Bu mu? Bu hidrosolü. Lavanta yağlarını... Otelin bu lobisinde misafirlerimize lavanta kokusu olarak buğdanlıklarla, aynen burada görmüş olduğunuz şu şekilde buğdanlıklarla bu kokuyu veriyoruz. Koku pazarlama yapıyoruz. Misafirlerimiz otele girdiği zaman lavanta kokusunu alıyor. Bu da hidrosolü. Hidrosol ne abi? Hidrosol özellikle şöyle suyu. Yani lavantanın yağından damıtıldıktan sonra ortaya çıkan suyu. Bunda da biliyorsunuz. Yazın böyle sivrisinek gelmesin dedikleri zaman böyle sıkarlar falan. İşte lavanta burada mesela çok önemli. Yine cilt temizleme noktasında kadınlar makyaj sonrasında ciltlerini temizleme konusunda bunu çok kullanabiliyorlar. Erkekler de şimdi ben çok sakalı olan biri değilim ama şöyle bakıyorum hocam, evet. Sende bayağı var. Tıraştan sonra faydası olduğunu çok önemli. Şimdi. Kesinlikle temizleme konusunda inanılmaz faydalı, göreceksiniz. Size de takdim edeceğiz. Deneyin lütfen. Getir bakalım güzel kardeşim, gel Hüseyin'e bak, bu yakışıklı çocuğu çek. Bu buraya geldiğimizden beri sürekli çekim esnasında gözükmeyen kahramanlardan her şeye anında yetişiyor. Doldur bakalım bir de ya. Tamam, şöyle bir görselini verelim. Renk şahane, az önce tadına da baktım. Evet. Kahveyle öncesinde ve sonrasında teşekkür ederim. Çok da güzel gidiyor. Kesinlikle. Pahalı ürünler mi bunlar? Kesinlikle değil. Şu çay 100 liradan pahalı mı? 50 lira. Çok iyi abi, 50 liraya artık... Otogar tuvaletleri 25-30 lira olmuş, yemin ediyorum, evet, ya söylemeye dilim varmıyor. Misafirlerimiz sadece bunun
farkına varsınlar. Kargoyla yolluyor musunuz sipariş gelirse? Gelirse göndeririz ama belirli bir limitin üstüne gelirse gönderebiliriz. Hidrosolümüzde, bu görmüş olduğunuz hidrosolümüzde 100 liraya veriyoruz misafirlerimize. Şu ne kadara çıkıyor? Lavanta ya böyle aldık hani yakacağız ya ev lavanta koksun diye. Yani onu da Bacem satışını gerçekleştiriyor. Onun da tanesi 150 lira civarında diye hatırlıyorum. Hocam bu bilgiler için de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ama neyi konuşmayı unuttuk? İsraf, 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 israf. Ben bir yaz boyu dilimde tüy bitti. Özellikle her şey dahil otellerdeki israfı görüyorum. Yani açık büfelerdeki israfı görüyorum. Bunun önüne geçmek için çok uğraşıyorsunuz. Yine pırıl pırıl benim kardeşlerim buradaydı. Sabah kahvaltı servisinde. Dilediğin kadar ye ama israf etme değil mi? Aynen. İstediğin kadar ye, israfı önle projesiyle. Yıllar öncesinde biz bunu atığı minimuma indirecek bir yöntemi uygulamaya koyduk. Misafirlerimiz de çok beğeniyorlar. Türkiye'de örnek bir uygulama olmasını da istiyoruz biz. Derdimiz gerçekten israfı önlemek. İstediğinizi öğrencilerimize söylüyorsunuz, onlar size veriyorlar. Bitti gel bir daha. Bitti gel bir daha al. Ama boşu boşuna israf edecek şekilde tabakları doldurup da ülke ama ekonomisine... Onu niye yapıyoruz biliyor musun? Bak ben yapana da bazen kızmıyorum hocam ya. Hayat o kadar pahalandı ki şimdi geldi buradan denize inecek. Aşağıda bir sandviç, bir ayvalık tostu yese 300 lira para verecek. O da arada yemin ediyorum bak siz de görüyorsunuzdur bazen de görmezden geliyorsunuzdur. Şurada ekmeğin arasına yapıp peçeteye sarıp çantasına da insanlar koyuyor. Ben yemin ediyorum insanlara da kızamıyorum biliyor musun? Ya bak size de hak veriyorum ama ben artık insanlara da kızamıyorum ne yapsın? Biz onu yapan misafirlerimize de zaten herhangi bir şey söylemiyoruz. Sadece orada tabakta kalmasın biz onu çöpe atmayalım. Ve israf etmeyelim. Dolayısıyla şunu da söyleyeyim ben. Buradan tesislere de bu konuda seslenmek istiyorum. Biz kahvaltı maliyetlerimizi %30-%40 azalttık bu şekildeki bir uygulamayla. Vallahi ben geçen Bodrum'da da Hüseyin abi kaldı orada. Ultra her şey dahil ama alakarttı. Müthiş bir sistem giriyorsun. Tık tık istediğini söylüyorsun. Bitince yine söylüyorsun. Yani gerçekten efendim her şey dahillerden de bahsedeyim. Bitmiyor yani. Siz yediğiniz müddetçe var ama yediğini çok yani... İsrafa gerek yok. Bir otelci abimin çok güzel bir lafı vardır. Siz diyor buraya geldiğiniz zaman yediğinizin parasını ödüyorsunuz. Yemediğinizin değil. Yani her şeyi alıp götürüp israf etmeyin diyordu. Sizi takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum hassasiyetiniz için. İkinci kez vedalaşalım. Ondan sonra da şunların da bir tadına bakalım. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Rehber devam ediyor. Bir atasözü vardır. Yağmur yağar, mert kaçar diye. Rehberin bu haftada sonuna geldik. Yağmurdan fırsat buldukça Uzungöl çekimlerimizi tamamladık. Ev sahipliği için sevgili Engin Akyüz kardeşime ve tüm ailesine, Mehmet İnan kardeşime ve tüm ailesine teşekkür ediyorum. Rehberde Karadeniz turu hiç hız kesmeden devam edecek. Haftaya bir aksilik olmazsa Ayder'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.